Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar şöyle oyun kuşlarını bir uçurmuştuk. Bundan önceki videoda bir uçurdum. Yaklaşık bir 5-10 dakika falan dinlendirdim. Yanına da 2 tane posta kattım. Şu anda abi postaları uçur musun lütfen diyordunuz. Şu anda hava karma oldu. Posta var 2 tane havada. Postanın biri burada bak. Önde ikisi gidiyor. Bir tane ayna kuyruk Arap var. Bir tane ala var. 4 tane yavrumuz var. Bir dişi bir erkek de bakıcı posta var. Postalar ne kadar nefesli bilmiyorum ama oraya dişi aşağıdan uçuyor zaten. Şöyle görüyorsunuz. Muhtemelen birazdan atar. Şu Arap çok nefessiz çıktı ya. Normalde bu nefesli bir kuş diye biliyordum ama. Postaları tek salmak istemedim. Kaybolabilirler diye. Aslında postalar kaybolmaz da hani buranın hiç uçmadılar yabancısı. O yüzden oyun kuşlarımızla birlikte attım. Şimdi oyun kuşlarımız direkt buraya atıyor. Arkasından da postalar yerine geliyor. Bakın mesela postanın bir tanesi. Ha beyaz burada. Bir tanesi gelmedi mi? Aynen. Aha bak orada. Yok o kumru. Ha tamam gelmiş. Bir tanesi de orada. Ala da yukarıda. Ala inmeye çalışıyor. Rüzgar bayağı çok. Tekne. Bayağı takla içermeye başlamış. Şu postaların kapısını açalım. Ya uzun bir video olmadı çünkü hem poşeler nefessiz, postalar ve oyun kuşlarını da 5-10 dakika önce kaldırdığım için tam nefes toplayamadılar. Öyle her şey olsun diye açtım işte videoyu. Maksat gençleri kırmamak. Yoksa oyun kuşlarını tek salacaktım. Hadi postalar çıkın bakalım. Çıkın ben de şüpürleri dizeyim. Sizin suyunuz da dökülmüş. Oğlum kalkan mı çıkan? Yükseliyor çıkan yükseliyor ya. Baksana. Kapıdan çıkan uçuşa geçiyor. Baya baya kanatları gelmiş şaka maka. Nereye gitti? Kamera açısından. Oooo! Nasıl yükseldiniz oğlum siz? 2 dakikada bulut oldular lan. Ben oyun kuşlarını bunlara takayım. Beyaz, meyaz, gök. 4-5 tanesi bulutta arkadaşlar. Bu aşağıdakine bakmayın. Kamera görüyor mu? Tam bulutlar. İnşallah kaybolmazlar. 2, 4, bir tane daha var. 5 tane bulutta, 2 tane de aşağı semada uçuyor. Yok aşağı sema 3. Abi çok zevkliymiş lan postalar. Görünüyor mu ki? Arap yıldız oldu zaten direkt. Ben niye direkt şey oyun kuşu Arap'la uğraşıyorum ki? Şu öncü dediğim var ya. Erken nefeste az önce bak indi o yerde duruyor. O filan çok erken iniyor. Şimdi havada beyaz posta var. Nefesliymiş. Yıldıza çıkıyor. Sağ kanadın sol kanadından makasla Arap havada bir tane daha var.
O da gök gibi bir şey. Şimdi ikisi burada. Beyaz postayı bekliyoruz. Ha, beyaz geldi. Abi çok iyi ya. Gidiyor hayvan, hemen geliyor, iniyor. Güzel, zevkliymiş posta ya. Alıştırdığımız iyi oldu arkadaşlar. Kanatları çekikken dışarı çıkartmanın faydaları. Bir tanesi hala uçuyor. İyi ya, video boş geçecekti az daha. Oğlum çok iyi değiller mi ya? Bak bak bak, parlak oldular. Adana gibi dalıyorlar, yemin ediyorum. Çok iyi. Çok keyif aldım bu uçumdan. Bir de hızlı uçuyorlar. Anında yükseldi vallahi. Mermi gibiydiler. Helal lan, yediğiniz yem. Helal olsun vallahi. Güzel. Kuzum, siz yumurtladınız mı? Suları bitmiş. Biraz vardı. Kızım, ne yapıyorsun sen? Su ekleyelim. Çampürü dediğimiz camın iğneli yaprakları arkadaşlar. Onlardan biraz topladım. İçlerine koyacağım. Şimdi şurada bir iki yumurta var. Buraya şeyi süreceğiz. Pitonu süreceğiz. Şurada var. Buraya da bir şey süreriz. Yavrular büyüyor. İki orada. İki de burada yavru büyüyor. İki yumurta da orada var. Şu kızım yumurtlayacak, bak yer yapıyor. Bu kasaların içinde çampürü yok. Oraya da çampürü getirdim. Her şey güzel olacak. Şöyle. Daha sabah sabah. Taze taze. Topladım. Ben ortaya atmıyorum. Orta pislenmesin. Hani kendileri çeksin atsın filan muhabbeti yapıyor bazıları. Direkt kasaya koyuyorsunuz. Kendileri gidip oradan sarsınlar. Bu yumurtaların ve çıkan yavruların zarar görmemesi için sevgili arkadaşlar. Kızım. Yavaş kızım, yavaş, sakin. Dişi. Biraz nemliler. Sabah sabah nem vardı topladığımda. Zaten sıcakta nem kalmaz. Şuraya da kanatlı olanlar yuva yapar. Buraya da koyalım. Şurada bir tane yumurta var. Biz önüne koyalım, onlar sarsın. Burada da iki yumurta var. Şöyle yanına koyuyorum. Onlar sarar. Bakan postadan dolayı değil de benim
Yemleme saatimden dolayı bunlar küçük kalıyor. Günde bir defa yemliyorum ya. Saati biraz daha arttırmam lazım. Şey, ikiye falan çıkarırsam. Baksana hayvanlara maya yapamadan yeme başlamışlar. O yüzden yavrularımız küçük kalmış. Bu benim hatam. Çünkü bu yavrular da küçük kalmış. Ya oğlum siz ne çıktınız böyle ya? İstediğim eşleme olmamış arkadaşlar. Bu neyi biliyor musunuz? Bu neyse biraz daha büyüsün de. Aynen bu yavru düz. Bu da aynı. Bizim dişi Miro'ya, tepeliğe kürekle eşe atmadan önce normal bir oyun kuşu binmiş herhalde. Ya Sivas erkek ya da şekere binmiş olabilir. Çünkü yavruların ikisi de düz. İki tepelinin altından düz gelme ihtimali çok az arkadaşlar. Bir de gagadan belli zaten. Şey değil. Beyaz gaga gelmesi gerekiyordu. Dişi Miro'yu bir ara bu bal kafalarla birlikte orta kümesi almıştım. Hayvan biraz kendine gelsin, kilo toplasın diye. O anda muhtemelen Sivas erkek bindi. Daha sonra çolakla eşe atmıştım da. Yumurta galiba Sivas erkekten kalma. Ya da şekeriden. Gaga siyah olduğuna göre muhtemelen şekeriden kalma. Değişik bir yavru çıkmış yani, sizin anlayacağınız. Gerçi ama şekerin gaga da şey değil. Siyah gaga. Resasiyle eş almış olabilir mi? Diyeceğim, resasimin gagası da siyah değil. Demek ki kırılınca farklı bir şey ortaya çıktı. Tam emin değilim. Yavru biraz büyüyünce anlarız hangisinden olduğunu. Kanat üstü kırçıl verdiyse, yani bozkirli çıkıyorsa Sivas'tan muhtemelen. Böyle rengi gök, kara duman falan atıyorsa şekeri erkekten olabilir. Yani Miro'ya, oyun tepeli Miro'ya bildiğiniz oyun kuşunu kırmış oluyoruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.